geldi ya. Ne kadar güzel söylediniz maşallah. Evet, stüdyomuzda bugün çiçek açtı gördüğünüz gibi. Birbirinden güzel eserler, ilahiler dinleyeceğiz ama seslerin en güzeli olan çocuk seslerinden dinleyeceğiz bunları. Bugün çok özel konuklarımız var. Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Müziği Çocuk Korosu'yla beraberiz. Hemen sağımda kulübümüzün başkanı Selim Gürel hocamız ve hemen sağımda da değerli hocamız Sedef Özkabalak korumuzun şefi. Evet. İyi mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çocuklar hoş geldiniz. Hemen isimleri bir duyayım. Mehmet Akif. Mehmet Akif. Berrak. Berrak. Furkan Efe. Furkan Efe. Büşra. Talha. Talha senden bir tane daha vardı burada sanki. İkiz tamam. Arda Bilir. Arda. Yasir. Yasir. Ebrar. Ve Ebrar. Hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Kimin fikri hocam bu koro işi? Şöyle, Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kurulduğunda başkanımız doçent doktor Asım Balcı Beyefendi'nin direktifleriyle kurulduğunda ben kulüpte göreve başladım. Tabii spor olarak başladık. Evet. Tekvandomuz, badminton, judo, okçuluk, boks gibi branşlarımız var. Ama bu esnada ben de böyle müzikle yakından ilgilenen birisi olarak da çocukların aynı zamanda müzikle de iştigal etmeleri gerektiğini düşündüm. Eyvallah. Sonra gerekli istişareleri yaparken Sedef hocamızı yönlendirdiler bize, sağ olsunlar. Sedef hocamız da çocuklarımızla birebir ilgilenmeye başladı. Sağ olsun. O vesileyle derken güzel bir halk müziği korosu ortaya çıktı. Çok güzel. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ne demek hocam? Yani, çocuk sesini beğenmemek olmaz, ayıp olur. Teşekkür peki kaç kişi korumuz aslen? 30-35 varız. Varız. Burada şimdi 20 civarında öğrenci arkadaş görüyorum. Tabii bunları sınavlar olanlar var. Evet alacağız. Gelemeyenlere de selam etmiş olalım. İnşallah onlar da başka zamanda alırız. Duyarız, dinleriz. Şimdi bu kaç kişi? 2, 4, 6. Yok burada 2, 4, 6, 8 kişiyiz değil mi burada? Şimdi solo bir performans duymak isteriz ki benim bu ara en çok dinlediğim türkü denk geldi hocam. Şu özel bir şey diye düşünüyorum. Böyle türküleri, ilahileri, yerine göre ağır diyeceğimiz eserleri bu yaşta çocukların seslendiriyor olmasını ben çok önemsiyorum. O açıdan da teşekkür etmek lazım. Şimdi ne dediğimi izleyiciler anlayacak. Kevser Irma ile devam edelim ister. Yanarım yandım yetmez.
Aman dede, duy sesimi, dardayım, sorma halle. Senin adın neydi? Büşra. Ha, Büşra. Ne kadar güzel sayılır Büşra. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Büşra kaça gidiyorsun? 9. 9'a gidiyorsun maşallah. Ne olmak istiyorsun? Polis. Polis. Hadi bakalım inşallah. Tebrik ediyoruz. Gitme dur. Dur biraz kadrajda kal sen de. Şimdi bu çocukları seçerken neye dikkat ediyoruz? Sizin şimdi koronuzu izlediler TDV medyada. Evet. Keşke bizim çocuğumuz da böyle bir koroda olsa dediler. Nasıl katılacaklar? Şöyle söyleyelim, biz hiçbir çocuğumuzu geri çevirmedik. Hı hı. Öncelikle. Yani ses aralıklarına bakmaksızın ya da söyleyebiliyor mu söylemiyor mu takılmaksızın. Hı hı. Hiç yani sadece gönüllerine türkü, birazcık türkü serpiştirmek yetti diyelim. Eyvallah. Çok küçük başladık, sayımız evet. Çok azdı. Hı hı. Böyle böyle 35 bazen 40'ı buluyor. Hı hı. Okullardan kaynaklı, sınavlardan kaynaklı gelemeyebiliyorlar ama seviyorlar. Hı hı. Gönül işi ya bu. Özellikle Altındağ bölgesindeki çocuklar mı gelebilir? Mesela böyle bir koroya. Böyle bir sınırlamamız yok. Hı hı. Ama yerimiz biraz uzakta, Karapürçek'teyiz. İmkanı olup gelebilen çocuklarımızı... Kapımız açık. Kapımız her zaman yaş açık. Sınırımız nedir? Genelde 7 ile... 16'ya kadar hı hı. çıkıyoruz şey olarak. Eyvallah. Böyle bir şeyimiz var yani. Peki en yakın süreçte bir konserimiz gerçekleşti mi? Bir etkinliğimiz? Ya da planladığımız bir şey var mı? Şöyle Haziran gelin. Ayında düşünüyoruz inşallah. Güzel bir konser yapmayı. İnşallah. Kasım ayı mıydı hocam? Aralık'ta Kasım verdik. Aralık'ın başı mıydı? Hı hı. Öyle bir konser yaptık. İnşallah okullar kapandıktan sonra da bir konser yapmayı hı hı. düşünüyoruz. Sizleri de bekleriz inşallah. İnşallah, inşallah. Allah nasip ederse orada olmak isteriz. Canlı performanslarını dinlemek isteriz. Şimdi bu tarafta tek öğrenci var gibi ama benim karşımda 20 civarında çiçek bekliyor. Onların da sıraları gelecek az sonra. Değil mi çocuklar? Evet. Tamam, güzel, güzel. Şimdi spor kulübüyle beraber yürüyen bir müzik süreci var ama onunla beraber bir de böyle bir şiir kitabı var hocam. Evet, şimdi doğru. Keşke her spor kulübü başkanı
sizin kadar çok yönlü böyle sanatın içerisinde olsa ya da çeşitli kulüplerin ya da çeşitli derneklerin başkanı diyelim. Kayıp isimli bir şiir. Kayıp şiir. Defterimiz gerçekten. İsimli kitabımız var. Evet. Çok güzel. Hocam ben bir tane şöyle kendi şansıma, kendi kaderime bir tane açıp okumak isterim ya. Tabii buyurun. Olur mu? Zevkle. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Sağ taraftakini okuyayım. Tamam. Ben de merak ettim. Fon bile alabilirim hocam. Ben de merak ettim. İçimizden geçen bir şeyleri böyle dinleyebilirim şiir bağlamayla. Umudum vardı. Tamam. Günlerden perşembe bir sabah vakti, içimde bir şüphe, bir umut vardı. Elimde aşkımın sitemkar akdi, belki bilir diye umudum vardı. Bindiğin otobüs boş döndü sensiz. Yazımı götürdün, kış döndü sensiz. Gözlerim yerlere yaş döktü sensiz. Belki siler diye umudum vardı. Yüzümde feleğin son sillesi, sazımda çilemin en son bestesi. Kırdın beni bugün pazar ertesi. Belki arar diye umudum vardı. İnşallah yaşanmamıştır böyle bir şey. Yok yani onların çoğu öyledir zaten. Hani özür dileyerek ama. Estağfurullah. Mesela siz gelirsiniz bir gün bana bir derdinizi anlatırsınız. Evet. Bayağı bir sevincinizi anlatırsınız. Sanki onu ben yaşamışım gibi. Rol olurum yani. Evet, evet. Kendimi sizin yerinize koyarım ve onu dökerim kağıda. Eyvallah. Biraz şair ruhlukta herhalde böyle bir şey var. Kesinlikle. Her şey yaşasa şairler zaten yaşayamaz kaldıramazlar herhalde. Kaldıramazlar herhalde. O kadar duygu yükünü çok zor yani. Evet. Şimdi çocuklarımız sabırsız bir şekilde bekliyorlar doğal olarak. Şimdi onlardan bir ekibi daha alacağız buraya doğru. Hangi eser? Ya İlahi Senden. Ya İlahi Senden. Şimdi güzelce dinliyoruz inşallah. Ya ilahi senden.
Amin. Evet. Ne güzel bir duaydı değil mi aslında? Değil mi? Senin adın ne? Eda. Eda senin? Zeynep senin? Senin? Necmiye senin? Zehra. Zehra. Kaç yaşındasın Zehra? 9. Sen? 10. 8. 8. 11. 11. Hoş geldiniz. Çok güzel söylediniz. Tebrik ediyorum sizleri. Ne olacaksın büyüyünce? Doktor. Sen? Genel cerrah. Genel cerrah. Öğretmen. Öğretmen. Ne öğretmeni? Matematik. Matematik. Veteriner. Veteriner. Belki müzikle de ilgilenirsiniz ama bir yerde değil mi? Böyle korolarla falan. Ağzınıza sağlık. Çok güzeldi. Repertuar nasıl belirliyorsunuz? Eserler çok güzel. En çok Selim Başkan yardımcı oluyor bu konuda. Biraz benim alan dar. Estağfurullah. O konuda repertuar Selim Başkan belirliyor. Eyvallah. Alan der dediğine bakmayın. Çok katkısı oluyor yani gerçekten. Tabii bir ekip işi olduğu tabii belli. Ekip oldu. Şimdi konserler, hazırlıklar oluyor illaki. Evet. O hazırlıklar sürecinde sadece ikiniz mi görev alıyorsunuz? Başka ekipte başka arkadaşlar var mıdır? İsimlerini saymamız gereken. Var. Mert Karadir var. Eray var. Koray var. Evet. Gençlerimizden. Hı-hı. Böyle arada gelenler oluyor yani devamlı böyle katılanlar. Enstrümanist arkadaşlar. Tabii enstrüman çalıyorlar onlar da. Biz genelde yaptığımız provaları hep böyle canlı canlı çalarak Hı-hı. ritim, bağlama, çocukların ritim duygularını geliştirerek kulaklarını geliştirmeye çalışıyoruz ki geldiğiyle şimdiki arasında çok fark olan gerçekten velilerden tepkiler nasıl? Velilerden tepkiler nasıl? Valla geçen bir anket yaptık. Gayet iyi yani gelen şeyler. Hı hı. Şikayetlerinizi bildirin diyoruz. Memnuniyetler geliyor bize çok şükür. Güzel. Biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Değil zaten bu tarz kurumlar onlar için var. Onların çocukların eğitim görmeleri Kesinlikle. İçin var. Ve onlara hizmet edilmesi için var. Biz de bunu elimizden geldiğince yerine getirmeye Hangi çalışıyoruz. Hangi periyotta çalışıyorsunuz? Haftalık bir mi, iki mi? Haftada iki kere. Haftada iki. Belediyemizin size sunduğu bir yer Tabii. var, salon. Kapalı gibi. Spor salonumuz var. Kapalı spor salonumuz içerisinde sınıfımız var. Bir tane sınıfı müzik sınıfı olarak yaptırdık. Evet. Sağ olsun Asım Bey bu konuda bize çok yardımcı oldu. Karapürçek bölgesinde. Evet, evet başkanımız. O müzik sınıfımızda da. Ayrıca bağlama ve gitar derslerimiz de veriliyor. Ne güzel. Başkanımıza da selam olsun buradan. İnşallah onu da bir gün ağırlamak isteriz. İnşallah. Böyle bir ekibin oluşmasına vesile olduğu için de teşekkür Sağ etmek olsun. Lazım. İnşallah. Allah o zaman müzik susmasın diyelim. Şimdi ne seslendirsin? Ben yürürüm. Ben yürürüm yani. Yani Yunus'un o güzel evet. eserini, güzel sözlerini ve şimdi en güzel ses olan çocuk sesinden dinleyeceğiz. Gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm yâre yâre
beyledi. Gel gör beni, beni aşk eyledi. Derde girip tar eyledi. Gel gör beni, beni aşk eyledi. Derde girip tar eyledi. Eyvallah. Necmi, ne güzel söyledin ya. Teşekkür ederim. Ne kadar süredir biliyorsun bu ilahi? Ne zaman öğrendin? İlk başladığımda öğrenmiştim. Ne kadar oldu yani? Bir yıl oldu mu? Biri geçti, evet. Biri geçti. Sevdin mi? Çok sevdim. Çok güzel değil mi? Kimin kimin sözleri biliyor musun? Evet. Kimin? Yunus Emre. Yunus Emre. Peki Yunus Emre kaç yıl önce yaşamıştır? Bir tahmin et bakalım. Bu sözleri kaç yıl önce yazmıştır? Tam 800 sene önce, biliyor musun? Bu sözler, senin söylediğin, az önce söylediğin sözler tam 800 yıl önce yazılmış. Ve şimdi de senin dilinden bir kez daha böyle güzel hem arkadaşlarına hem de bizi izleyenlerin kulaklarına, gönüllerine gitti. Senin de ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Gitme, dur. Tamam. Hocam, şimdi size de sorayım, size de sorayım. Çocuklara tabii müziğin, bu koro işlerinin kattığı birçok şey oluyor. Yani bir kere ortak hareket etmeyi öğreniyoruz, paylaşmayı öğreniyoruz, sabırlı olmayı öğreniyoruz. Müziğin kendi zaten içinde bir disiplin var. Ama çocuklarla çalışıyor olmanın size kattığı şeyleri öğrenmek istiyorum. Çocuklaşıyoruz. Eyvallah, ne güzel. Onlarla birlikte küçülüyoruz. Eyvallah. Sürekli küçülüyoruz yani. Empati yapmayı öğreniyoruz her şeyden önce. Sabrımızı terbiye ediyoruz diyelim daha çok. Seviyoruz çocuklarımızı. Ne güzel. Allah razı olsun. Hocam, aynı soru size geldi. Hocam gayet güzel açıkladı aslında. İnsanın içerisinde olan böyle hani bazen kin duyguları olur, nefret duyguları olur vesaire, bu tarz şeyler olur gelir. Hani şeytan vesvese verir bazen falan. Ama çocuklarla bir araya geldiğinizde bunların hepsinin üzerine şöyle güzelce bir örtüyorsunuz. Evet. Ondan sonra çocuklarla gerçekten güzel bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz. Evet. Çocuklara o yüzden buradan çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir duyguyu yaşattıkları için. Eyvallah, eyvallah. Onlar da rica ederiz diyorlar diye. O zaman güzel bir eserle daha devam edelim. Peki. Oğlum, ne seslendirelim? Dem bu demdir. Dem bu dem. Ooo, çok güzel bir eser. Buyurun. Thank you.
çok güzeldi. Ağzınıza sağlık. Kimin bestesi biliyor musunuz? Mustafa Demirci hocamızın. Benim de hocamdır. Buradan selam olsun. İnşallah olur. Olsun. Bu kaydı izleteceğiz ona da. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Ne kadar güzel seslendiniz. Hemen tanıyalım. Emir. Emir Demir'i keserim. Güzel. Emir Demir'i kesermiş sen. Ama sen gerektiğinde keseceksin değil mi? Sürekli kesmeyeceksin Demir'i. Tamam. Yoksa belki oturduğun Demir'i kesersen olmaz yani. Değil mi Emir? Belinay. Harun. Ebrarsu. Harun Nisa. Seyitan. Seyitan nerelisin? Çorumlu. Neresinden? İskilip. O zaman bir selam göndermemiz lazım. İskilipli Nadi Çakır hocamıza. Tamam mı? Çok fanatik bir İskilipli'dir. Tanıştıralım seni inşallah. Peki çocuklar ne olmak istiyorsun? Antrenör. Hangi alanda? Badminton. Geri deyim, bu geride. Öğretmen olmak istiyorum. Ne öğretmeni? Matematik. Sen? Ben tarih öğretmeni olmak istiyorum. Tarih, tamam. Nerelisin? Bolu Yere'de. Pilot olmak istiyorsun. Nerelisin? Ordu. Kızılcahamlıyım. Büyüyünce de öğretmen olmak istiyorum. Ne öğretmeni? Matematik. Ben Çorum'un Bayaz şehrindeyim. Orada yaşıyorum. Büyüyünce de asker olmak istiyorum. Asker. Ama nesi? Er mi olacaksın, subay mı olacaksın, general mi olacaksın? Ya da havacı, karacı, nece olmak istiyorsun? Hepsini birden olacağım diyorsun. Tamam. Emir. Tamam. İsminden belli emir vermek Emir. İstiyorum. Güzel. Çok güzel. Tabii Anadolu'nun böyle her tadı, lezzeti böyle değişik, farklı ahenk içerisinde. Evet. Çorumlu var, işte Geredeli var. Kızılcamamlı var, Ordulu var. Ne güzel. Peki repertuarı belirlerken çocukların bulunduğu illere falan dikkat ediyor musunuz? Öyle çok fazla illerden ziyade çocukların söyleyiş tarzına gider mi gitmez mi? Onlara daha çok dikkat ediyoruz. Ama çok şanslısınız bir açıdan hocam ya. Çocukların hani siz seçerek almıyorsunuz. Evet. Gönül verenleri alıyorsunuz. Evet. Ona rağmen sanki seçmiş gibisiniz yani. O kadar güzel ki maşallah çocukların uyumları, sesleri. O Sedef hocamızın mahareti sağ olsun. Allah razı olsun hocam. Şey teşekkür ederiz. Dediği Allah... gibi yani Sedef hocamızın da hani gerçekten biz gelen hiçbir çocuğumuzu geri çevirmiyoruz. Ne kadar güzel. Çünkü böyle bir içinde uhdesi varsa, böyle bir şeyi yaşamak istiyorsa, böyle bir şeyin tecrübesini kazanması gerekiyorsa bizim burada kazanabilir. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Biz de onu kazanırız diyorsun. İnşallah. Tabii. Çok güzel. Yani günümüz teknoloji çağı, telefondan, bilgisayardan, tabletlerden ne kadar uzak tutarsak veya kötü alışkanlıklardan, uyuşturucu maddelerden ne kadar uzak tutarsak çocuklarımızı, bu bizim için o kadar iyi. Kesinlikle. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz, bizim de çocuklarımız var. Eyvallah. Ve onlara daha güzel bir dünya bırakmakla mükellefiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah Sayın razı hocamla olsun. Beraber ne sağ güzel. Olsun. Ne kadar güzel ederim. Bir hizmet. Bu yaşta bu çocukların dediğimiz gibi bu sanatla, kendi kültürleriyle barışık şekilde icra ediyor olmaları, halk müziğiyle uğraşıyor olmaları, ilahiler dinliyor ve söylüyor olmaları çok değerli. O yüzden emeklerinize bereket demek istiyorum. Son iki eserimiz kaldı galiba. Evet. Şimdi onları da yavaş yavaş dinleyelim inşallah. Çünkü yine sabırsızlanıyor çocuklarımız. Ne dinleyeceğiz? Demedim mi? İlahisiyle devam edelim. Tamam, çok severiz. Çekemezsin demedim.
insanlar saçar. Bu birden bir gelir geçer. Duyamazsın demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Gönlü sana güzeldi. İnşallah o demi fark edenlerden oluruz. Seninle konuştuk, tanıştık. Seninle tanıştık mı? Adını söyle kız. İpek Deniz. İpek. İpek nerelisin sen? Yozgat. Öyle mi? Neresinden? Alaca. Ne olmak istiyorsun oyuncu? Çorum Alaca olmasın o kızın? Çorum olmasın. Çorum mu Yozgat? Evet, Çorum sanırım. Tamam, güzel. Aslında Yozgatlı olmak istiyorsun galiba. Yok, yanlış söylemişim. Hocandan çok etkilendim bence. Tamam, Çorum Alacalısın. Tamam, güzel. Ne olmak istiyorsun? Avukat. Avukat. Peki, sen? Ayten. Ayten sen ne olmak istiyorsun? Öğretmen. Ne öğretmeni? Koro. Koro öğretmeni, müzik öğretmeni olmak istiyorsun yani, güzel. Peki, memleket neresi? Haymana. Haymana, Ankara. Tamam, seni tanıdık. Seni de tanıdık. Evet. Değil mi? Seni tanıdık mı? Tanıt bize kendini. Adım Kerem. Kerem. Kerem, sen nerelisin? Ankara. Ankara neresinden? Kalecik. Kalecik. Güzel. Kaleciğe gittin mi hiç? Evet. Çok gittin, tamam, güzel. Peki ne olmak istiyorsun? Milli takım antrenörü. Hangi alanda? Tekvando. Tekvando milli takım antrenörü. Vay, çok güzel. Adım Ecrin. Ecrin. Yozgatlı. Ecrin Yozgatlı. Eminsin değil mi Ecrin? Başka bir durum vardı çok. Yozgat'ın neresinden? Sarayken. Tamam, Sarayken. Ne olmak istiyorsun Ecrin? Öğretmen. Türkçe öğretmen. İnşallah. Peki. Allah hakkınızda güzel güzel ameller nasip etsin inşallah. Böyle güzel hocaları bak nasip etmiş size. İnşallah yolunuzda da hep böyle güzel hocalar ve güzel öğrenciler çıkar. Hocam şimdi sona doğru geliyoruz. Evet. Şöyle bir şey sorsam, bu korunun hedefinde ne var? Ne olmak istiyor? Nerede bulunmak ister? Ben de söyleyeyim. Tabii. Başkanım, buyurun. Hedef hiçbir zaman bitmez bizde. Madem bu işi yapıyoruz, en iyisini olmak zorundayız diye düşünüyoruz. Kriter koymuyoruz, buna rağmen de en iyisini olmak istiyoruz. Eyvallah. Tabii bunun için de tamam, hocamız söyledi, haftanın iki günü dersimiz var ama bazen oluyor haftanın her gün ders yapıyoruz. Eyvallah. Zaman zaman konser önceleri, böyle program önceleri vesaire. Hatta bir ses düzeni kuran abimiz şey demişti ya, TRT çocuk korosu gibi maşallah falan demişti. Evet. Sağ olsun öyle bir güzel söz söylemişti. Biz bu konuda hem sporu hem müziği el ele beraber zirveye taşımak istiyoruz. İnşallah. Ve adımızdan da söz ettirmek istiyoruz. İnşallah. Bu konuda da çok fazla tevazu sahibi de olmak istemiyoruz. Eyvallah. Tevazu güzeldir, eyvallah, ama marifet de tabii ki iltifata tabidir. Bu çocuklar gerçekten başarıyorlar. 3 tane konser verdik çok şükür. Ve hepsinde de alınlarının akıyla çıktılar. Ve bizleri hiç hayal kırıklığına uğratmadılar. Ailelerinden aldığımız bu desteklerle biz herhalde yolumuzda emin adımlarla gideceğiz diye düşünüyoruz yani. İnşallah. Sedef hocamızla beraber sağ olsun. Hocam siz son olarak ne söylemek istersiniz? Hem çocuklarımıza, hem başkanımıza, hem velilerimize. Yani başkanıma çok minnettarız yani, çocuklarımızla birlikte. Çok yardımı dokunuyor çünkü bize. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. En büyük desteği alıyoruz yani. O konuda sizlerin huzurunda teşekkür etmiş olayım. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz. Bizim için gerçekten bu stüdyoda özel bir program oldu. Çocuklarımız gerçekten bir çiçek bahçesi gibi
Onların varlığı bizi mutlu etti. Onlardan güzel elektrikler aldık. İnşallah ilerleyen süreçlerde yine haberleşelim. Tabii haberlerinizi ki. Bize iletin. Biz konserlerinize gelelim. Biz de sizin misafiriniz olalım. Tamam mı çocuklar? Tamam. Biz tamam de sizi ağırlamaktan İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi güzel bir eserle inşallah programı noktalıyor olacağız. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılarınız daim olsun. Amin. Teşekkür Başarılarınızı da biz sürekli duyanlardan olalım inşallah. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Var biz olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ne ile bitiriyoruz? Erler Demine Destur Alalım. Oo, çok severiz. Rast ilahi. Erler Demine Destur Alalım diyeceğiz. Altında Gençlik Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Müziği Çocuk Korosu'ndan dinliyoruz. Erler Demine Destur Alalım. Aşkın ateşine gel bir yanalım. Hey, hey.